Bir de Sürütyo'da Sümeyye Ağız var. Hoş geldin Sümeyye, nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim Esra Hanım, siz nasılsınız? İyiyim. 20 yaşındasın. Evet. Ve kız kardeşin için buradasın. Bir abla olarak buradasın. Evet. Kız kardeşin 17 yaşında, ismi de Zeynep Ak. Bir aydır kayıp, onu arıyoruz. Sevgili Sümeyye programa Bursa'dan katılıyor. Kız kardeşin ne zaman kayboldu? Bir ay oldu. Kendisi Adana'da olduğunu bana söyledi. Hı hı. Mustafa Yaman diye bir çocuğa kaçtığını söyledi. Evlendim ben, benim artık peşimi bırakın dedi. Kendisi annem onu zapt edemediği için yurda verdi. Ve şu zapt an yurttan da... Zapt etmek derken hani onu da açarsan? Zapt edemedi derken sürekli hani evden anneme sinir oluyordu. Kapıyı vurup gidiyordu. Hı hı. Ne bileyim, bize sinir oluyordu. Hiç temizlik yapmıyordu. Kapıyı vurup gidiyordu. Ama hep eve geliyordu. Bu sefer öyle değil. Bir gidiş gitti, bir daha yok. Annem onu zapt edemediği için yurda verdi. Yani aslında sürekli çok küçük yaşlardan beri evden kaçıyordu Zeynep. Ya kaçıyordu derken gidiyordu parka. Yarım saat, bir saat oturuyordu. Hemen geri geliyordu. Ama bu sefer annem dedi ki hani biz bunun önünü alamıyoruz. Yarın öbür gün geç saatlerde aynı şeyi yapmaya başladı. Bari dedi yurda verelim, en azından başına bir şey gelmesin dedi. Nerede kalıyordu? Sevgi evinde mi kalıyordu? Evet, sevgi evinde kalıyordu. Kaç yıldır sevgi evinde kalıyor sosyal hizmetlerde? İki yıldır kalıyordu. Hı hı. Bu sefer bir giriş gitti. Adana'da evli olduğunu söyledi. Sosyal hizmetlerden mi kaçıyor, eve gelip mi gitti? Ya benim 1 Ekim'de benim doğum günümde izine geldi. Hı-hı. Oradan izin verdiler, geldi. Ondan sonra bizim yanımızda izini bitti ama gene bizim evimizde kalmaya başladı. Gitmeyeceğim Hı-hı. artık ben dedi. Annem dedi tamam kızım, akıllandıysan, ustalandıysan kal Hı-hı. dedi. Biz sana hani yemene içmene zaten bir şeyimiz yok. Hı-hı. Ama bu sefer bir gidiş gitti, bir daha yok. Mustafa Yaman adındaki Adana'da bir çocukla evli olduğunu, beni peşime şimdi bırakın dedi. Bu arada dedi. Bir kurumda kalıyor aslında. O sevgi evi dediğimiz de sosyal hizmetlere bağlı bir kurum. İzine geriye dönmedi bir daha. Geriye dönmedi. Peki oradan çıkışı yapıldı mı, yoksa şu anda kayıp olarak kurum da Zeynep Ak'ı arıyor mu? Kurum da Zeynep'i arıyor şu an. Ha, Zeynep Ak 17 yaşında. Sosyal medyadan kimdi adı? Mustafa Yaman. Mustafa Yaman denilen kişinin yanındayım. Bununla beraberim. Hatta evlendim diyor. Ki evlilik normal bir resmi nikahlı bir evlilik. Yok. Zaten değil, hem 17 yaşında devletten aranıyor. Hı? Hem 17 yaşında yaşı tutmuyor ve devletten, sosyal hizmetlerden de aranıyor. Hem sosyal hizmetler tarafından aranan bir çocuk kayıp başvurusu var. Hem de aile tarafından. Aynen. Ben kaç defa gittim, başvurusunu yaptım. Hı hı. Benim peşimi bırakın diyor. Beni bulamazlar zaten diyor. Hı hı. Ben dedim bulunursun yani, kaçma gel. Hı hı. Yok, her yerden beni engelledi. Telefonundan oluşuyorduk, telefonu kapalı. Instagram hesaplarını komple kapatmış. O zaman sevgili seyirciler, Adana'daki tüm seyircilerimize çağrıda bulunalım. Bir, Mustafa Yaman'ı tanıyanlar, iki Zeynep Ak'ı görenler lütfen bize ihbarda bulunsunlar. 17 yaşında sosyal hizmetlerde, sevgi kurumunda kalıyor. 2 yıldır orada hayatını ve yaşamına devam ediyor. Eğitimlerine orada devam ediyor. 1 Ekim tarihinde ailesinin yanına geliyor izin gününde ve sonrasında kayıplara karışıyor. Siz kalabalık bir ailesiniz. Kalabalık bir aileyiz ama ya, kalabalık yaşamıyoruz artık. Kalabalık yaşamıyorsunuz. Evet. Aslında aile içerisinde de aile üyeleri ve ailedeki çocukların hepsinin bir şekilde sosyal hizmetlerle bir bağlantısı var. Evet. Hep yurtta kalan, yurtta büyümüş olan çocuklar. Annen şu anda kardeşini arıyor mu? Annemin yanından kaçtığı için annem dedi. Annem hep ona gözümün nuru diye seslenirdi kardeşime. Hani annem hep onun üzerine titrerdi ama o annemin yok sayıp gittiği için, bir daha beni arama falan dediği için annem onun şu an peşine düşmüyor. Benim öyle bir kızım yok diyor. Ben de ne yapayım kardeşim? Annenin telefonu attın. Ayfer Hanım merhaba. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Kızınız Zeynep Ak kayıp. Neler söyleyeceksiniz? Kızınıza bir söylemek istedikleriniz var mı? Benim pek söyleyecek hiçbir şeyim yok. Çünkü beni ayaklar altına aldı. Ayaklar altına aldı. Evet. Yani bu bir hatası değil. Ben bunu bu yüzden yurda verdim. Hı-hı. Maalesef kaçmasıyla alakalı. Hı-hı. Ama orada da barındırdık. Kaçtı. Yani doğa doğrusu farklı hatalarla gezdi. Yakaladık. Maalesef yurda yerleştirdim. Gene kaçtı. En son bu hatada bilmiyorum artık ne diyebilirim, diyeceğim hiçbir şey yok. Hani artık kaçtı. Bundan sonra aramıyorum bile mi diyorsunuz? Aramıyorum, bulunmasını istiyorum. Bilmiyorum yani, şimdi ölürüm, bilmiyorum yani. Anladım, yani zaten hayatı, yaşadığı aile ortamı ve ondan sonra yaşadığı her şey Zeynep'in 17 yaşında ama sağlıklı kararlar alamadığını ve normalde de gözetim tarafından, yani siz aramasanız zaten kurum arayacak onu. Her koşulda Zeynep'in bulunması gerekiyor. Adana'da Mustafa Yaman'ın yanında olduğu bilgisini vermiş ailesine ama onun dışında herhangi bir şey söylememiş. Tüm sosyal medya hesaplarını, tüm iletişim numaralarını kapatmış. Kimse beni bu saatten sonra bulamaz demiş. Ablanın iddiası evet.
bu yönde. Hem sen kardeşine ne söylemek istersin? Kardeşim, hayatından endişe ediyorum. Yarın öbür gün Adana gibi bir yerdesin. Başına ne her Adana şey gibi gelebilir. Yani? Bursa gibi bir yerde de olabilir. Trabzon gibi ya her yerde olabilir. Hani başına her şey gelebilir. Her şey bizden gelebilir. Çok uzakta. Kötü alışkanlığı var mı kardeşinizin? Hayır, yok. Ama beni en son aradığında o çocukla beraber alkol içtiğini bana söyledi. Hani benim... Bir de çikolataya bile kanabilir yani. O kadar öyle bir saf bir kız. Ama sosyal medya işte biraz evet, boşlukta olanlar, her biraz şey boşlukta olanların çok çabuk kanabileceği, oradaki o büyüye gerçek, yani sanal gerçekliğe inanabileceği bir ortam dedin ya. Tütüne bile daha yeni başlamış biri dedin. Aslında başlamaması gerekiyor. Evet. Kullanmaması gerekiyor. Çok küçük bir yaş, 17 yaş. Bunları yapmak için, yaşamak için çok, yani Zeynep'in şu anda lise son sınıfta olup eğitimini tamamlaması, bu yıl içerisinde işte üniversite sınavına hazırlanması ve ailesinin yanında olması lazım. Yani ev ortamında olması gerekiyor. Ev ortamı vardır, ekonomik sıkıntılar, birçok şey olabilir ama bir evin içerisinde o iletişimin, sevginin olabileceği, herkesin birbirine küçük de olsa destek olabileceği o ortam bir insan hayatındaki en kıymetli şey. Zaten aile yoksa biz de aslında eksiyiz. Öyle düşünelim. Reklamlara gideceğiz. Reklamlardan sonra inşallah Zeynep'le ilgili haberler gelir. Zeynep Ak'ı arıyoruz. Adana'daki seyircilerimize çağrıda bulunuyorum. Tanıyan bilenler lütfen bize ulaşsınlar.